Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Amin. Bugün okuyacağımız sure Asr suresi. İşte surenin ilk ayeti olan Vel Asr'dan ismini almış bir sure. Sure Mekki. Yani hicretten önce inen bir sure inceliğiyle. Medeni olduğuna dair rivayetler de var. Ancak cumhur ulemanın tercihine göre Mekki bir süredir. Hicretten önce nazil olmuştur. Sure 3 ayet. Vel Asr innel insane lefî husr. 2. ayet. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. 3. ayet. Herkesin ezberindedir diye zannediyorum. Ancak sure en kısa surelerden olmasına rağmen muhtevası böyle iyi düşünülde çok derin bir sure. Hatta İmam Şafii rahimehullah "Lev lem yenzil gayru hadihi sureti le kefetin nase yenneha şemulet cemi'al ulumil Kur'an" buyurmuş. İşte yani Türkçesi de işte eğer Kur'an-ı Kerim'de asıl suresinin dışında başka bir sure indirilmeseydi bile insanların dünya ahiret saadeti için bu sure yeterdi. Çünkü bu surede Kur'an ilimlerinin bütüne dolaylı yoldan işaret yoluyla da olsa ne vardır? Barındırıyor bu sure hepsini. O yüzden bu şekilde önümüne dikkat çekmiş. İmam Şafii rahimahullah. Gerçekten mesela biz tefsirini yaparken belki 20 dakikada bitecek. Lafız itibariyle kısa olduğu için. Ama lafızlar önemli. Mesela zaman ya da işte insanların hüsranda olması, işte iman, salih amel, işte hakkı tavsiye, sabır. Şimdi bu kelimeler üzerine konuşulsa, sabır üzerine konuşsak veya kitaplar okusak ciddiyece kitaplar yazılmıştır. Zamanın kıymeti hakkında ciddiyece kitaplar yazılmıştır. Dolayısıyla kelimeler tek tek düşünüldüğünde zaten sabrı tavsiye etmek, hakkı tavsiye etmek bu da emr-i maruf nehy-i münker meselesine giriyor. O da zaten uzun bir mesele. Gerçekten insanın dünya ve ahiret saadetine kavuşması için yeterli bir sure. İmam Şafii'nin de gördüğü gibi. Hatta sahabe efendilerimiz Tabarani'nin işte Abdullah bin Hasan'dan yaptığı rivayetle iki sahabe birbirine karşılaştığı zaman diyor. Yani birbirlerine bu süreyi okumada ayrılmazlarmış. Biri diğerine illa bu süreyi okurmuş. Bunun sebebi yani ne ola ki diye düşündüğümüzde yani muhtemelen yani hem sürenin içerisinde işte hakkı ve sabrı tavsiye etmek bulunduğu için süreyi okuyarak işte insanları işte niçin yaratıldığını ya da manasını öğrendikten sonra daha iyi anlarız belki de işte zinde tutmak. İtaat ve ihsan üzere cinde tutmak, işte masiyete karşı, günah istememeye karşı, itaati yapmaya karşı da sabrı tavsiye etmek. Dolayısıyla hem sureyle amel etmiş oluyorlar, hem bu şekilde birbirlerini zinde tutmuş oluyorlar. Biz mesela şu an burada ne yapıyoruz? Geliyoruz, ders yapıyoruz. Kur'an'dan, dinden bahsediyoruz. Biraz böyle insanın iştiyakı artıyor, biraz samimiyeti artıyor. Buradan çıkıyoruz. Biraz başka şeylerle meşgul olduğumuz zaman o iş gidiyor. İşte bu gitmesin diye her karşılaştığında işte böyle böyle birbirlerine hakkı tavsiye de bulunuyorlarmış. Rabbim onların izni ayırmasın. Evet. Sure arkadaşlar, abiler, kardeşler. Rabbimiz Celle Celaluhu surede asra yemin ederek insanların husranda olduğunu söylüyor. Zararda olduğunu. Daha sonra insanların içerisinden kendisinde dört vasıf bulunanların iman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye. Bunlar kendilerinde bulunan kimselerin husranda olmadığını dile getiriyor. Kısaca mana verecek olursak vel asr, asra yemin olsun. Asır ne? Bunu konuşacağız. İnnel insanlere fi husr. İşte asra yemin olsun ki insanlar, bütün insanlar ziyandadır, zarardadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. İllellezine amenu, bir iman edenler hariç. Ve amilus salihati, salih amel işleyenler daha. Ve tevasav bil hakkı, işte hakkı tavsiye edenler. Ve tevasav bil sabri, ve sabrı tavsiye eden kişiler, bu işlerin dördünü de yapan kişiler hariç diğer bütün insanlar husrandadır mealinde bir sure-i celile. Şimdi vel asr kelimesine geldiğimiz zaman asr kelimesine birkaç mana veriliyor. En yaygın mana zaman manası. Mutlak olarak zaman manası. Yani edder zaman. Zamanı yemin ediyor Rabbimiz. Şimdi burada yemin olduğu için şimdi yeminde bir yemin edilen şey var. Neye yemin etmiş Rabbimiz? Zamanı yemin etmiş. Niye yemin etmiş? Yani yemin ederek neyi bildiriyor bize? İnsanların zararda olduğunu. Dolayısıyla buna cevap deniyor Arapçada. Yemin cevabı.
bildirdiği hüküm yani. Dolayısıyla burada mesela yemin edilen şeyin bir kere kıymetli ya önemli bir şey olduğunu biz anlamış oluyoruz. İkinci olarak da yeminle o yeminin cevabı olan o hüküm arasında bir bağlantı arıyoruz. Mesela asır zaman manasına geliyorsa bir, buradan zaman kıymetli. Niye özellikle zaman dedi? Bunun amacı ne ola ki? Olabilir ya da bu olabilir. Bununla beraber bir de şunu ararız biz. Yani şunu bulmaya çalışırız. Asra yemin ederek insanların, yani zamana yemin ederek insanların zararda olduğunu bildirdi. Zamanla insanların zararda olması arasında ne gibi bir bağlantı, ilişki var? Şimdi asra zaman manası verirsek zamanın kıymetini zaten anlatmak yani çok uzun alan bir şeydir. Zamanın kıymetini anlatmak süremeyiz. Mesela Rabbimizin yemin ettiği şeylere baktığımız zaman da mesela işte kitabı yemin eder, kıyamet gününü yemin ediyor vesaire vesaire. İşte burada şöyle geçiyor, bazı yerlerde dinlemiştim. İşte Rabbimiz yemin ettiği şeyler genelde insanların inkar ettiği ya da inansa da gözden kaçırdığı şeyler. Örneğin kıyamet gününü yemin ediyor. İnsanlar inkar ettiği için kıyamet gününü yemin ederek kıyametin varlığını tabiri caizse vurguluyor. Ya da işte insanlar, mesela biz zamanın değerli olduğunu, zamanımızın sınırlı olduğunu, tükendiğini bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama ondan gafil olabiliyoruz. Sanki zamanımız tükenmiyormuş gibi boş yere zaman geçirebiliyoruz. Boş bir oturup zaman geçiremiyoruz mu? Hepimiz yapıyoruz. İşte Rabbimiz bilsek de bilgimizin gereği gibi davranmadığımız için ne yapıyor? Bize tekrardan zamanın önemini anlatıyor. Yani zamanla ilgili Kıymetü'z-Zaman diye Abdülfettah Buğutti Rahimullah'ın bir kitabı var. Medreselerde belki bir ara vardı ama şu an ben kütüphanede bulamadım. Yani bayağı kıymetli bir kitap. Son dönem muhaddislerinden. Orada böyle genelde Allah'ın da sonra nakiller yapıyor. Ben birkaç böyle Efendimiz'den gelen mesela bir sözü aldım. Sahabe-i İkram'dan, tabiinden. Onları aktarayım sizlere. Hem zamanı o zatların sözüyle anlamış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den muhtemelen bir sürü hadisi vardır ama benim o anda gördüğüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki nimet var ki, nimetani mevunu fihime ketirun minennas, as-sıhhatu vel ferah. İki nimet var ki insanlar bu nimetlerin kıymetini bilme konusunda aldanıyorlar. Kıymetini bilemiyorlar. Bunlardan birincisi sıhhat, sağlık. İkincisi el-ferah, boş vakit, zaman. İnsan zamanı bitmeden geçirdiği zamanı anlamayabilir. Zamanı geçerken kıymetini bilmiyor ama zaman geçtikten sonra o geçirdiği zaman, boş zamanlarını acıyor. Biz örneğin mesela medresede örnek veriyorum. 10 yılımız mı geçti? Ama 10 yılda 5 yıllık eğitim alıyoruz. Diyoruz keşke daha hiç durmasak, daha iyi çalışsak, daha iyi çalışsaydık. Yani bu basit bir örnek. Bir de öldükten sonra var. Şimdi en azından insan akıl alıp şimdi başlayabilir çalışmaya. Bir de zaman tamamen tükendikten sonra insanın aklı başına gelmesi var ki o zaten husran oluyor. Aynı şekilde sahabeden İbn-i Mesud radıyallahu anh bizim silsilemizin devamıdır. Mesela Hanefiler olarak İmam-ı Azam'ın hocasının hocası, yani Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem senedinde en meşhur senedi değil, İbn-i Mesud radıyallahu anh vardır. Yani Küfe ekolüdür bizim fıkhımız, Hanefi fıkhı, İmam-ı Azam Küfe'dir. İşte Küfe'de İmam-ı Azam'ın hocasının fıkhını aldığı sahabe İbn-i Mesud radıyallahu anh'dır. Yani bizim birçok kaynağımız, ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mesud radıyallahu anh böyle cılız tabiri caizse bir sahabiydi. Hatta böyle bacaklarıyla dalga geçerdi. Dalga geçerdi derken yani görününce komiğine giderdi. Çok ince, çok cılız. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun böyle olduğuna bakmayın. İşte ahirette şöyle şöyle bacakları olacak gibi övgüsüne mazhar olmuş bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuması çok beğendiği, işte o meşhur Rahman suresini okuduğu ve tokat yediği, kulağı koptuğu var ya, bu sahabedir. İşte Rahman suresini gidiyor Kabe'de bağıra bağıra okuyor. Sonra müşriklerden biri gelip Ebu Cehil rivayetleri var. Bir tokat atıyor, kulağı kopuyor. Şöyle rivayet ediliyor. Diğer insanlar otururken ne boydaysa İbn-i Mesud ayaktayken o boyda oluyormuş. Hani böyle yani cılız bir sahabe ama büyük işler yapmış. Bedir Savaşı'na katılmış. Hatta Efendimiz'e kellesini getirirken böyle sürükleye sürükleye getiriyormuş. Taşıyamıyormuş. Bu kadar ağır giriyormuş. Öyle zayıf bir sahabe ama yıllar geçti. Hala üzerinde Abdullah İbn-i Mesud diye bahsediyoruz. Yani şu an ne biliyorsak ondan bize geliyor. Acayip bir zat. Evet. İşte o demiş ki, yani ben hiçbir şeye şuna pişman olduğum gibi pişman olmadım. Ne o? İşte günler geçiyor, güneş doğuya batıyor, ömrümden günler, zamanım azalıyor ancak amelim hala aynı. Dolayısıyla yani zamanı boş geçirdiğinden ötürü en büyük pişmanlığım budur. Yani bir atıyorum
bir mal, bir sermayesi var, bir ticaret yapıyor, zarar ediyor, malı yok oluyor, insan buna pişman oluyor değil mi? Şu an hepimiz mesela bir 10 bin liramız bile olsa, azıcık para, asgari ücret hemen hemen şu anda, insan bunu bir yatırım yapsa, bir ticaret yapsa, batsa, kaybolsa elinden üzülür yani, bu kadar para bile. Ama zamanımız, günlerimiz heba alıyor, geçiyor, ne zaman geçti be diyoruz, o kadar. Aynı devam. İşte Yunus Ordu'dan zamanın önemine dikkat çekmiş. Benim en çok pişman olduğum şey boşa geçirdiğim zaman tabiri caizse. Şöyle buyurmuş. Yebne Adem innemâ ente eyyâmun fe izâ zehebe yevmun zehebe bağduk. Ey Adem oğlu, sen günlerden oluşuyorsun. Sen günlersin. Her gün geçtiğinde senin bir parçan gidiyor. Her gün geçtiğinde senin bir parçan helak oluyor. Dolayısıyla o günlerini karşılığını alabileceğin şekilde ne yap? Kullan. Yani günlerin bizim malımız olarak düşünelim. Bunu verdiğimizde bir karşılık gelecek yere harca. Nedir o karşılık gelecek yer? Öldükten sonra işte itaattir, günahlarla düşmemektir. Zamanımızı bu şekilde geçirirsek sermayemizi doğru tüketmiş oluyoruz ve karşılığında inşallah ahirette Rabbimiz bize kat be kat veriyor. Ancak zamanımızı boş geçirip heba edersek, karşılıksız tüketirsek, işte oyun, eğlence, zevk, keyifle terk edersek, harcarsak, o zaman bunun bir karşılığı ahirette bize gelmeyecek. Belki olumsuz bir dönüş olacak. O zaman ayetin devamında söyleneceği üzere zarara uğramış kimselerden olacağız. Allah Celle Celaluhu muhafaza eylesin. Evet. O yüzden zamanımız bitmeden, zamanımız tükenmeden boşa geçirdiğimiz zamanlar varsa bile onlardan tövbe edip bundan sonraki zamanımızı dolu dolu geçirmek için gayret edelim. Evet. Aslı oysa zaman önemi zaten belli. Rabbimiz bize zamanı böyle dikkat çekmek için, zamanımızı boş harcamamız için bize dikkat çekerek diyor ki zamanı yemin olsun ki. Zaman manasını da anlarsak. Zamanı yemin olsun ki insanların husranıdır. Ne gibi bir alaka var? İşte insanlar zamanlarını boşa geçirerek, itaatte harcamayarak, isyanda zamanlarını tüketerek ne yapıyorlar? Zararda oluyorlar. Ahirette o verdikleri zamanın karşılığını alamıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda insanlar zarardadır deniyor. Evet. Burada şöyle bir şey daha söylemiş. Aynı zamanda mesela zaman kötü deriz ya, işte zamana kötülüğü nispet eder o bazı kimseler. Dolayısıyla Allah Teala zamanı yemin ederek zamanın kötü bir şey değil de zamanın aslında bir nimet olduğunu, zaman değiliz o zamanı, o zamanda insanların yaptığı fiiller nasıl kötü fiiller olduğunu vurgu vardır diyor. Gerçi biz de zaman kötü derken zamanın kendisini kötü demiyoruz. Bu zamanda yapılan işleri kötülüyoruz ama yine de suçu zamanda, bu zamanda zor deriz mesela. Bu zamanda zor. Halbuki zamanın bir suçu yok. Her zaman aynı. Efendimizin bir sohbet var kaydı. İşte yılbaşı gecesiyle alakalı. İşte bu gecede suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var diyor. Gecenin suçu yok. Gece kötü bir gece değil. Gece normal sıradan Allah'ın gecesi. Hatta çok kıymetli bir gece de olabilir bizim için. Ne yaparsak? İtaatle geçirirsek, sohbet dinledik burada. Çok güzel bir gece oldu. İsyan edenler için de Rabbim tövbe nasip eylesin. Çok kötü bir gece oluyor. Dolayısıyla zamana bizim yüklediğimiz amel neyse ona göre değerli veya değersiz hale geliyor. Evet. Böyle asr. Asr'ı yemin olsun. Asrın ikinci manası zaman manasına geçip ikinci manası gündüzün diğer bölümü. Bir de mesela duha var. Kuşluk. Zuha zor. Kuşluk demek zuha. Duha işte gündüzün ilk vakitleri, ilk yarısı diyelim. Asır gündüzün ikinci yarısında kullanılıyor. Buradan o anlamda olabilir deniyor. Peki o anlam olursa o zaman nasıl bir vurgu olacak? Yani bu işte o vakte gündüzün ikinci bölümüne yemin olsun ki insanlar husrandadır. Nasıl bir ilişki, nasıl bir alaka olabilir? Deniyor ki bununla ilgili Hasan-ı Basri Rahimullah'ın bir rivayeti var. Onu söyleyelim. Diyor ki mesela Hasan-ı Basri Rahimullah, bu ayeti anlamak için şöyle diyebiliriz diyor. Mesela insanların genelde gündüz ticaretlerini yaparlar, işlerini yaparlar. İşte artık kim ne iş yapıyorsa onu yapar. İşte o gündüzün ikinci bölümünde insanlar artık işlerini bitirmiş, günlük çalışmalarını yapmış, eve dönmek üzere yola çıkarlar. Eve döndüklerinde onlara bugün ne yaptın, yani bir ticaret, bir çalışma yaptın, ne elde ettin diye sorulduğunda insan o gün çalışmamışsa, işte o gününü güzel geçirmemişse ne yapar diyor. Bir mahcubiyet hasıl olur ve bir hüsran hasıl olur diyor. Aynı şekilde insanların yaşantısını buna benzetiyor. Yani insanlar işte gündüz sabah çıkıyorlar. İşte sabahı mesela yaratıldığımız anı düşünelim. Çıkıyor, çalışıyor. O günün bitim, o asır anı, günün bitim, dükkanların kapanma anı geliyor. Dükkan kapanıyor, yani ölüyor. Ve ailesine, örnekte ailesine, yani gerçekte de Rabbisinin karşısına çıkıyor. Ne yaptın sen? Bir şey yok. Dolayısıyla ne yapıyor? O ana benzetilmiştir diyor. Gündüzün ikinci vakti yemin edilmesinin birkaç sebep sunulmuş da Hasan-ı Basri böyle bir örneklerinde anlatmış meseleyi. Bu da güzel bir
örnek oluyor. Zaten bir ayet-i kerimede يَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرَضُونَ Enbiya suresi olmasa ilk ayet. İnsanların ecel yani hesap verme vakitleri yaklaştı ama hala onlar bundan gafiller buyuruluyor. Evet. Ya da ikindi namazı olduğu rivayet var. İkindi namazı zaten namazları hakkında mesela حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى ayet-i kerimesi var. Ey iman edenler, işte namazlarınızı muhafaza edin, dikkatlice koruyun, kaçırmayın. Daha neyi? وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى orta namazı. İşte namazlar dediği halde, bütün namazlar girdiği halde peşinden bir daha orta namaz gelmesinin sebebi o ikindi namaz olduğu söyleniyor rivayetlerde. İkindi namaz. Bunun sebebi ikindi namaz olduğu söyleniyor. Sebebi olarak da niye ikindi namazını özellikle Rabbimiz vurgu yapmış? İkindi namazının işte az önce bahsettiğimiz gibi işlerin genelde insanların daha yoğun olduğu, belki dükkanın kapanış, belki son anları daha böyle iş hayatının daha böyle hızlı cereyan ettiği, insanın boş vakit bulamadığı anlara denk geldiği için genelde insanlar namazlarını, ikindi namazlarını kaçırma. Mesela şu anda öğle arası var ama ikindi arası yok. Genelde şu anda mesela baktığımız zaman öğle namazı kılmak kolay. Sabah namazı da kısmen kolay. Ancak ikindi vakti tam böyle iş saati, molanın olmadığı bir saat. Bir de işten 5'te çıkıyorsak tak akşam namazı geliyor. Kaçırmasının mümkün olduğu bir saat. Yani anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bu yüzden diyor ikindi namazına özel vurgu vardır. Günün ortasında olduğu için. İşte burada da ikindi namazına yemin ederek ikindi namazının kaçıran insanların olduğuna vurgu yaparak insanların çoğu susandır manası olmuş oluyor. Evet. Ya da asırdan kasıt bir dönem. Mesela biz şu an Türkçe'de asır deyince ne geliyor aklına? 100 yıl değil mi? İşte asırın bir dönem olduğu bu döneminde daha önce bahsetmiştik Elif Lam'ın manasından. Bak asır el asır. Asır bir dönem manası verirsek herhangi bir dönem olur ama el takısı koyduğumuzda belli bir dönemden bahsetmiş oluruz ki bu da hangi dönemdir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönem. O döneme ne yapmış oluyordu Rabbimiz? Yemin etmiş oluyor. Zaten Efendimizin yaşadığı beldeye de yemin var mı Kur'an-ı Kerim'de? La uksimu bihadel beled. Efendimiz yaşadığı o beldeye Mekke yemin ediyor Rabbimiz. Efendimiz yaşadığı Mekke'ye yemin ediyor. La amruk diyerek Efendimizin hayatına, ömrüne yemin de ediyor. Aynı zamanda diyor burada Efendimiz yaşadığı döneme yani yaşadığı zamana da yemin etmiş oluyor diyor. Burada şöyle bir mana olabilir diyor. İnsanların husranda olmasıyla o zamana yemin nasıl bir alaka olabilir? Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı beldeye yemin ediyor. Yaşadığı zamana yemin ediyor. Onun hayatına, ömrüne yemin ediyor. Dolayısıyla Efendimizin yaşadığı zamana kıymet veriyor anlamına geliyor. Efendimizin yaşadığı mekana kıymet veriyor anlamına geliyor. Dolayısıyla onun mekanına, zamanına yemin edecek kadar kıymet veriyorsa zatına, kendisine ne kadar kıymet veriyordur? Kendi bilir yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu kadar kıymetli, yani zamanına bile değer vereceğimiz kadar kıymetli bir zat, kendi aralarında bulunan o Mekke ahalisi, ona yöneleceklerini, ondan paçasına yapışacaklarını, onun paçasına yapışacaklarını ondan ne yaptılar? Gafil oldular, yüz çevirdiler. Dolayısıyla hüsranda oluyorlar. Böyle bir manada çıkarılıyor. Anlatabildim mi? Ama Fahrettin Razi Rahimullah en son diyor ki, gerçi burada demiyor, başka bir tefsirde okumuştum onu, burada öyle bir açıklama yok. Asır kelimesi hepsine delalet edebilir. Zaman da olabilir, belli bir asırdan da bahsediyor olabiliriz. İkindi namazı da olabilir, gündüzün ikinci vakti olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi kendi açısından kıymeti vardır. Hepsi kastedilmiş olabilir deniliyor. Böyle geçiyor. İşte zamana ikindi vakti. Ama daha çok zaman manası konudur. Ki zamanın da önemi diğerleri nazarla biraz daha sanki önemli gibi. Her insanın kendi zamanını düşünürsek çok önemli. Yani hepimizin zamanı bizim yani hayatımızı yaşadığımız zaman değil mi yani? Yani ibadetimiz o zamanla, taatimiz zamanla. Cehennemden kurtulmamız, cennetimizi kazanmamız o zamanla oluyor. Tam tersi de o zaman oluyor tabii. Rabbim muhafaza eylesin. Evet. Vel asri, zamana yemin olsun ki innel insane, gerçekten de insanın lefi husun elbette zarardır. Burada el insandan bütün insanlar manasını vermek en doğrusu olacaktır. Bütün insanlar lefi husrin ziyandadır. Husur kelimesi arkadaşlar insanın sermayesini kaybetmesi demek. İşte 10 bin lira yatırdın, iş bitti, elinde 0 ya da 5 bin. Bu nedir? Hüsrandır. Anlatabildim mi? Yani sermayesinin eksilmesi, yok olması anlamına gelir. İşte burada insanın sermayesi olan zamanının, ömrünün işte bittiğinde elinde bir şeyin, bir karşılığın olmaması da anlamına geliyor. Burada lefi husrin daha önceden bahsetmiştik. Mesela husur kelimesi, hani asır kelimesi el geliyor diye başına. Burada husur kelimesi el gelmemiş başına. Başına el gelmeyince böyle nekre diyoruz buna. Nekre gelmesinin hikmeti ne olabilir?
Daha önce bahsetmiştik. Bunun amacı tazim olabilir. Ne olabilirmiş? Tazim. Yani insanla insan büyük bir hüsran içerisindedir. Anlatabildim mi? Buraya dikkat çekelim. Bak, büyük bir hüsran içerisindedir diyor. Ne diyor? Büyük bir hüsran içerisindedir. Büyük bir zarar etmiştir demiyor. Normalde mesela el insan, normalde bu baktığımız zaman insan zarar etti. Şöyle denir. Hasiral insan ya da el insanu hasirun. Ama ayet nasıl? İnnel insane lefî husur. Birincisi fi arkadaşlar içinde anlamına gelir. Mesela mesela Ahmet, Muhammed fil beyti. Ne demektir? Muhammed fil beyti. Muhammed evdedir. Beyt ev, Muhammed bizzat. Muhammed beytün denmez. Çünkü Muhammed evdir manası çıkar. Evdedir manası olması için Muhammed'ün fil beyti demiş. O fil beyti D eki veriyor. Ne deniyor ona şeyde, Türkçe'de bilen var mı? Evet. Yani zaman eki veriyor. Yani mekan efendim? Bulunma eki olabilir. Dolayısıyla burada husur kelimesine bu fi gelmiştir. Fi husrin gelmiştir. İşte insan tabiri caizse şu anlama çıkıyor buradan. İnsan ömrünü Rabbisinin istediği şekilde diyelim kısaca harcamayıp boş yerlerde harcadığı zaman öyle büyük zarara girmiş ki sanki zararın içerisine düşmüş yani. Zararın içerisine düşmüş. Dört bir yanını ne kaplamış? Zarar kaplamış, hüsran kaplamış manası vardır fiinin gelmesiyle. Aynı zamanda burada insanın zararda olduğuna vurgu için cümlenin başına inne gelmiştir. Ortasına L gelmiştir. Bu inne, innel insan inne var ya, bu gerçekten demektir. Mesela ben işte Ebu Bekir çok çalışkan bir arkadaşımızdır. İnne dediğim zaman gerçekten çok çalışkan. Yani bu ben onu övmek için, gayret için söylemiyorum. Samimiyetimle söylemek için gerçektir. İşte inne bu anlamı ifade eder. L de aynı anlamı ifade eder. L. Dolayısıyla Allah-u Teala şöyle demiş oluyor. Gerçekten de kesinlikle ve kesinlikle insan büyük bir zarar, ziyan, hüsran içerisindedir. Anlaşıldı mı? Böyle bir mana var. Yani Rabbim tabiri caizse şakam yok diyor. Yani. İnsanın durumunu bu şekilde bize bildirmiş oluyor. İnşallah iyi anlayıp dikkatlice zamanımızı kullanıp hüsrana uğramayalım. İnsan hüsranda. Bütün insanlar ziyandadır. Peki hepsi mi? Yok. Bazı istisnalar var. Dört tane burada özellik sayacak Rabbimiz. Birincisi illa Türkçedeki gibi. İlla kullanılıyor değil mi? Mesela illa. Kullanılıyor mu illa Türkçede? Mesela ben herkes gelsin illa sen gel pek kullanmıyor. İlla sen kesinlikle gel manası gibi. İlla ki yapacağım. İlla ki yapacağım. Kesinlikle yapacağım manası kullanılıyor. Burada illa Arapçada illa genellikle istisna etmek için mesela hiç kimse dersini yapmadı. İlla Ebu Bekir dediğim zaman da Ebu Bekir yaptı demektir. Yani tek dersini yapan bu demektir. Dolayısıyla bütün insanlar zarardadır. Tek kurtulan işte bunlar. Kim onlar? Ellezine amenu. Birinci grup iman edenler. Evet. İman hepimizin bildiği gibi işte imanın şartları var. Hadis-i şerifte Cibril hadis-i şerifte zikrediliyor. En tümne billahi ve melaketi ve kutubi ve rusulihi. İşte Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kaderine, her şey Allah'tan olduğuna iman etmek ve kalbiyle bunu tasdik etmek. Dolayısıyla birinci ne lazım? İman lazım. İkinci olarak ve amilus salihati. O kimseler ki salih ameller yaparlar. Salih uygun demek. Yani Rabbin Allah'ın istediği kriterlere uygun. Ya da insanların faydasına uygun. Kendi faydana uygun. Yani bunu tamamen yayabiliriz. Yani yaptığımız her amel ibadet olsun, herhangi yaşayantımız olsun, ticaretimiz olsun, dine de insanların faydasına da uygun bir amel olması demek. Burada tabii daha özel bir tabirle şöyle anlatabiliriz. Dini terim olarak anlatacak olursak, yani bir insanın yaptığı amelin evvela şer-i şerife ne olması? Uygun olması. Yani şeriatın, mesela namaz kılıyorsak, şeriat namaz için belli şartlar koymuş değil mi? İşte dışındaki, içindeki abdesti vesaire, mekanın temizliği. Bu şartlara uygun bir şekilde, tadil erkana, kamil olması için de cemaat şartı var. Bu şartlara uygun şekilde ne yapması lazım insanın? Namazını kılması lazım. Bununla beraber bu namazı derken ne lazım? Bu namazı kılmasının amacının Allah'a itaat olması lazım. Bir insan atıyorum Allah için değil de öylesine gelip belini rahatlatmak için. Hani bir ara videolar çıkmıştı. İşte secdeye gittiğinde öyle bir kan pompalaması oluyormuş ki çok faydalıymış vesaire. Olabilir, orasını bilemeyiz. Ama sırf bunun için adam secdeye gitse namaz kılmış olur mu? Abdestli de olsa, temiz de olsa namaz kılmış olmaz. Ya da gösteriş için
Yani ya da medreselerde olur böyle, namaz kılmanı yazarlar ismini, izine geç çıkar falan. İzine geç çıkmamak için namaz kılsa bu namaz salih bir amel. Ameldir ama salih bir amel değildir. Salih olması için dinen bir amelin öncelikle Allah'ın belirlediği kanunlara uygun olması lazım. Aynı zamanda bu niyetle yapılması lazım. Allah için yapılması lazım. Dolayısıyla işte iman edip zamanında salih amellerle geçiren kimseler zararda olmayan kimseler, kazançlı olan kimseler. Burada tabii şöyle bir şey akla gelebiliyor. Yani bizim inancımıza göre, Ehl-i Sünnet'e göre bir insan ameli hiç salih olmasa bile, tamamen fasık bir insan olsa bile. Yani bir adam iman etti ama mesela haccacı zalim, düdük maçacı zalim, meşhur, işte vali diyelim, Emevi döneminde valilik yapmış bir zat. Tabi'in öldürmüş, çok insanlar zulmetmiş yani, kelle almış. Yani baktığın zaman bir tane iyi amel yok. Birçok iyi hafızı deniyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi ve noktalanmasında hizmetleri var. Onun dışında acayip zulümleri var. Peki Müslüman mı? Müslüman. Bu adam ne kadar yanarsa yansın sonunda cennete girecek mi? Cennete girecek. Yani tam anlamıyla bizi yanında değil. Dolayısıyla sanki şöyle deniyor buradan. Yani insan aklına şöyle bir soru gelebilir. Ya sade imanla bile insan bir süre yansa bile, hatta belki Allah'ın affetmesiyle ne yapabilir? Kul hakkı değilse tabii, Allah'ın affetmesiyle cennete direkt gidebilir. Burada halbuki iman da şart koşuldu, salih amel de şart koşuldu. Nasıl olacak? Burada şöyle deniyor. Ya burada salih, burada ayete baktığımızda şu anlaşılıyor diyor. Bir insanın sevap alması, yani bu ameller, iman, salih amel ve devamındaki ameller insanın sevap almasını celbeden şeylerdir. Bu ayetten bu çıkar. Ancak insanın sevap alması için illa bunlar olması gerekir anlamına gelmez. Allah fazl-ı kereminden verir, günahlarını da affeder, adamı cennete koyar. İman olması lazım ama. Böyle bir anlam. Bir de bazı biliyorsun Ehl-i Sünnet dışı fırkalar diyorlar ki amelsiz iman, amel imandan bir cüzdür. Yani bir insan büyük günah işliyorsa kafirdir diyorlar. Yani Müslüman ama atıyorum zina ediyor, içki içiyor. Değil mi? Bunlara Müslüman değil diyenler var. Yani amel imanın bir parçasıdır. Dolayısıyla iman var. Allah'a yanıyor, peygamberlere şu altı şartı yerine getiriyor. Ancak amelleri bozuk, yaptığı işler kötü. Bu adamın imanı yoktur deniyor. Ameli imandan bir parça yapıyorlar. Dolayısıyla burada da onlara karşı bir cevap çıkabilir. Ne o? Allah Teala diyor ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Yani bir insan ben desem ki işte Muhammed abi bana şunu ve bunu ver. Şunu ve bunu diyorsam bu ikisinin farklı bir şey olması lazım. Öyle değil mi? Aynı şey olsa şunu derim biter. Dolayısıyla iman ve salih amel deniyorsa demek ki iman ve amel farklı şeyler. Anlatabildim mi? Çünkü iman, amel aynı şey olsaydı imanı ver derdim. Anlaşıldı da ameli ver derdim. İkisi de anlaşıldı. Bunu ve bunu diyorsam İkisi demek ki farklı. Yani ben Ebu Bekir ve Ebu Bekir geldi desem ne anlarsınız? Bir şey, şunu hatta şunu anlarsınız. Demek ki iki tane Ebu Bekir var. Öyle değil mi? Çünkü aynı kişiye bu ve bu denmez. Dolayısıyla iman ve ameli salih dendiği için buradan ne anlayabiliriz? İmanla amelin farklı şeyler olduğunu. Bir insan mümin olabilir ama aynı zamanda bir sürü günah da işleyebilir. Ha tabii günahı sevebilir Rabbim onu dinlen de edebilir. Yani o ayrı bir konu. Veya tam tersi de olabilir. Burada ona cevap vardır deniyor. Evet. Salih amel işleyenler. Burada bir de şöyle baktığımız zaman Kur'an'ın geneline genelde mesela kafirlerin durumundan bahsedilir. İşte onlar şöyle cehenneme girerler. Peşinden ancak iman edip salih ameller içinde cennet vardır. Bu çok çoktur yani. Yani insanlar zarardadır, salih amel işleyenler kârdadır. Hep böyle yani kötü fiil işleyenler cezası, iyi fiil işleyenler karşılığı. Bunun sebebi olarak birçok hikmet zikredilebilir deniyor. Ancak bizim mesela için burada ben yani hoşuma giden diyeyim. Şöyle deniyor. Mümin çok korku içerisinde de olmamalı. Çok ümit var da olmamalı. Mesela çok ümit var olursa ne yapar? Allah affeder ya. Her şeyi yapar. Bunu yapar? Temelliğe gider. Çok korkar olursa da çok vesvese yapar. Ölümden bile korkar. Cehennemden can diye korkusu olur. Mümin ne olması lazım? Biraz korkacak. O korku ona iyi ameller yaptıracak. O korku onu günahlardan kaçınacak. Biraz da ümit var olacak. O da onun gönlünü rahat edecek yani. Allah'ın affına sığınacak yani biraz. Anlatabildim mi? Yani mümin korktuğu için namazı bırakmayacak. Zinadan, içkiden, faizden, kötü huylardan, kötü davranan, komşu haklarından vesaire hepsini böyle uzak duracak. Ancak namazım kabul mü değil mi? Artık Allah yani ya Rabbi sen kabul et diyecek. Yani ben bu kadar yapabildim falan. Anlatabildim mi? Bu konuda ümit var olacak. İşte bu yüzden diyor hem cehennem ve sonunu yani korkuyu peşinden de ümidi yani cenneti ve kurtuluşu zikrediyor ki mümin bu dengeyi ne yapsın?
sağlasın. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer müminin korkusuyla ümidi tartılsaydı dengeli olurdu. Yani bir mümin böyle olmalı. Yani korkusu da ve ümidi de Allah'ın rahmetine olan güveninde ümidi de ne olması lazım? Dengede olması lazım. İşte bunun beraber gelmesinin sebebi budur deniyor. Ve tevasav bil hakkı, daha kimdir onlar? İmam Edip Salih Aleyhisselam ve tevasav, tavsiye edenler neyi bil hakkı? Hakkı, doğru, iyiliği tavsiye edenler. Ve tevasav bil sabr, sabrı tavsiye edenler. Hakkı, doğruyu tavsiye eden şuradan geliyor. Yani örnek veriyorum, işte namaz kılınması, namaz kılmayan bir insan için namaz kılmayı. Mesela bu tip anlatımlarda genelde hep namazdan başlarız. Mesela dışarıda bizi şöyle tenkit eder. Ya bir insanın kulak giyiyorsa, çalıyorsa, çırpıyorsa, aldatıyorsa ama bir de namaz kılıyorsa. Namaz olur mu ya diyor adam. Bize diyoruz ki o adam namaz kılmıyordur zaten. Çünkü namaz kılsa bunları hiçbirini yapmaz. Başta namaz dememizin sebebi şu. Çünkü namaz dediğim anda kulak giyemediği, çalıp çırpmadığı, komşusuyla iyi geçindiği, küçüklerine merhamet ettiği, büyüklerine saygı gösterdiği zaten ne olmuş oluyor? Anlaşılmış oluyor. Bir adam namaz kılıyor ve bunları yapıyor. Demek ki namaz kılmıyor. Çünkü niye? Ayet açık. Namaz kötülükten nehyeder. Yani namazı başta zikretmemizin sebebi o. Çünkü Allah'a karşı namaz vazifesini yerine getiren bir insan hakkıyla bu tip özelliklerden, kötü huylardan korunur. Korunmuyorsa namazında bir sıkıntı var. Hadis-i şerifte var açıkça. Efendimiz diyor ki namazına baksın. Ne var bu namazda? Bir şey var, eksik var yani. Evet. O yüzden namazla başlıyoruz. Ne anlatıyorduk? İşte hakkı tavsiye ederken işte namazı, kötü işlerden uzak durmayı, işte namaz, İslam'ın beş şartını koyabiliriz. İşte komşusuna iyi davranmayı, ticarette hile yapmamayı, hak hukuka riayet etmeyi, bunlara dikkat etmeyi tavsiye ediyor. Ve tevasav bis sabr, sabrı tavsiye ediyor. Sabır da bunları yaparken insan bazen aldanabilir, namaz zor gelebilir, sabret diyor, namaza devam et. Ya da örnek veriyorum, zina etme, harama bakma, film izleme, oyun oynama diye tavsiyede bulunuyor. İşte insan oynamak istiyor, ya sabır işte buna nedir? Yani günah işlemek insana zor geliyor ya, bu zorluğa ne yapmak? Sabretmek. Mesela örnek veriyorum, oluyor bazen mesela, bizde de oluyor, özellikle hanımlarımız oluyor. Yaz geliyor mesela, işte biri durum yapmış WhatsApp'tan, denizin kenarında, şimdi o da gitmek istiyor, biz de gitmek istiyoruz. Biz mesela bir denize gidiyoruz, ilerleştiriyorsunuz, mahvoluyoruz yani, oraya git olmuyor, buraya git olmuyor, en böyle leş gibi affedersiniz, yüzülmeyecek, hayvanların bile girmeyeceği yere gidiyoruz, yüzüyoruz. Niye? İşte sabır yani, buna da sabretmek lazım. Ya bu şekilde, bunlara sabrederek, en son bana inan diye bir plaja dalsan, bitti artık işin. O yüzden işte bu tip şeylere sabretmek gerekiyor. Yani cennette ümit var olmak gerekiyor. Bize bir hocamız öyle derdi. Ya zaten girdiğiniz deniz için arardık ya mesela, saat deniz harcıyorsunuz. Ya zaten girdiğiniz deniz değil. Yani hep en kötü yerler kalıyoruz lan, boş. Yani boşuna uğraşmayın bari de. Gelin salih amelle meşgul olun, cennette izlersiniz yani. O da öyle, kendisi de öyle yapıyor zaten. Allah ondan razı olsun. Tabii burada insanlara doğruyu söylemek çok kolay. Ben buraya geldim, bir saatte size doğruyu anlatıyorum. Muhtemelen siz de bana bir saatte doğruyu anlatabilirsiniz. Ama asıl zor olan sanki doğruyu dinlemek. İşte tavsiye vermek çok kolay, tavsiye almak zor. Biri gelip bize hatamızı söylediği zaman biz hemen onun hatalarını düşünüyoruz. Kendisi böyle yapıyor. Ya bu aslında kendi hatamızı kabul etmek anlamına geliyor. Yani adam bize gelmiş, doğruyu söylemiş. O adam ne olursa olsun kardeşim, yani bize ne onun hatasından. Ya insan yapmadığı şeyi söylediği zaman çok da etkili olmayabiliyor. Ayet-i kerime zaten var. Hele yapmayı planlamadı. Benim mesela namaz kılmayan bir insanın namaz kıl demesi ne kadar etkili olabilir? Hele bir namaz kılma planı yoksa, namaz kılmadığına pişman değilse, bu adamın namaz, işte baba elinde sigara, oğlum sakın sigara içme, ha, çok zararlı mesela. Ne kadar etkili olabilir yani? Baba keyifle sigara içerken pek etkili olmaz. Ama yine de sigara içme diyorsa içen bir adam, bu nedir? Zararını inkar edebilir misin? Sonuçta bir tanesi. Biz dinleyen olarak adamın ne yaptığına değil, söylediği söze bakalım. Bize tavsiye ettiği hak mı? Hak. O ne yapalım? Güzel dinleyip tavsiyesini dinleyelim. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh, Rahimallahu men ehda ileyye uyubi. Bana ayıplarımı söyleyen kimseden, kimseye Allah ne yapsın? Rahmet etsin diye. Hazreti Ömer gibi bir zat bile, ayıplarımı, bana hatalarımı ne yapın? Söyleyin diyen bir zat. Yani Allah Celle Celaluhu, işte sürede anlaşıldığı şekilde zamanımızın kıymetini bilmeyi, imanımızı var elhamdülillah, şüphesiz var yani, şüphe imandan gider zaten. İmanımız var, amellerimizi salih bir şekilde yapmayı, emrin maruf nihayen münkerden uzak durmayı, bilakis ona yapışmayı, birbirimize sabrı tavsiye edip sabredenlerden olmayı nasip eylesin. Neticede hüsran olmaktan bizi kurtarsın. Yani
bu zamanımız bittiğinde hakikaten yani o zaman ne yaptıysa karşımıza o çıkacak. Bir tane Allah dostu vardı, ismini unuttum, ondan rivayet ediliyor. Bir çarşı pazarda gidiyormuş. Adamın biri buz satıyor. Eskiden tabii. Buz satıyor. Demek ki suyu soğutmak için bağırıyormuş. İşte sermayesi eriyen bu adama acıyın. Çünkü niye? O anda aldı. Yani satamazsa, o adama buzu kullanmazsa bir şey kalmayacak yani. Dursun yarın satarım diye bir şey yok. Şu an belki imkanları var, teknoloji var ama o zaman yoktu. Adam bunu duyunca vallahi su bayılmış yani. Çünkü zamanı veriyor şu an. Ve ben geziniyorum. Yani sermayem, tek varlığım kendisi sebebiyle ya kazanacağım ya hüsrana uğrayacağım. Ama ben bunu tüketiyorum, boşa tüketiyorum gibi böyle etkilenmiş ve bayılmış. O yüzden Rabbim zamanımızın kıymetini anlamaya nasip eylesin. İyi işlerde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.